Allah bin kere razı olsun Menderes'ten. Ezen-i Mehmet'e Arapça işittik. Radyoda Mevlüt'ü de serbest bırakacakmış Menderes. İnşallah. Baba, bir şey söylesene kardeşim. Ne yapacağız biz? Elle yok, avuçta yok. Bütün burada mı bilekleyeceğiz ha? Vallahi muhterem, utanmasam ağlayacağım. Lakin vermeyince mabut neylesin Sultan Mahmut? Lan oğlum, beni dellendirme. Bir üstüne oturanı Allah vermez. Bizim bir iş icat etmemiz gerekiyor. Anlıyor musun? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Cevat emmi, bulamadın mı hala altınları? Bir çay. Bulsam burada işim de. Ulan tarlayı delik deşik ettik. Bir tane kırık çömlekten başka bir şey çıkmadı. Ne uğraşıyorsun hala o zaman? Niye mi uğraşıyorum? Tarlama değerinin 5 katını teklif ettiler de ondan. Sordum, soruşturdum. Bunlar benim tarlaya niye bu kadar çok para veriyorlar diye. Meğersem adamın dedesinin dedesi oturuyormuş burada eskiden. Papaz mıymış, neymiş herif? Ölmeden önce altınları tarlaya gömmüş, sonra yerini söyleyemeden ölüp gitmiş. Hadi bana müsaade. Bugün de arka tarafını kazacağım tarlanın. Muhterem. Galiba bize bir iş buldum sonunda. Ama önce senin kahvecinin ağzını araman lazım. Niye? Şu giden adamı soracağım. Selamlar. Tamamdır hafız, malumatı aldım. Ehsi şu, bu Cevat denen adam her gün sabahleyin erkenden kahveye geliyor. Kahvede çayını içiyor, ondan sonra darlasına gidiyor. 2 aydır darlasını eşiyormuş, tamam mı? Eşinmedik yer bırakmamış. Ama darlada altın, maltın yok. Âlâ, pek güzel. Âlâ, pek güzel mi? Altın yok diyorum kabak. Daha iyi ya, yarın bu kahveye yine geliriz. Allah Allah, beni cinnet getirecek kabak. Yürü. Ya kardeşim bak sana diyorum ki altın altın yokmuş. Ya yürü. Ya yürü diyorum da. Yürü. Hay! Zinhar hocam. El haya vel iman evladım. Bir mekana girildi mi, önce Allah'ın selamı verilir. Allah beni kahretmesin. Kusura kalma hocam. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Öpeyim. Berhudar ol evladım. Hocam, size burada rastladığım çok iyi oldu, biliyor musun? Allah razı olsun hocam size. Niye? Ne oldu ki yavrum? Ne oldusu var mı hocam? Ne oldusu var mı? Bizim rıza için söylediğiniz yerde defineyi bulduk hocam. Ha. Hem de elimizden koymuşuz gibi bulduk hocam. Allah sizden razı olsun hocam. Yalnız bulduğumuz altınlardan hiç olmazsa bir 100 tanesini size hizmetinizin karşılığı olaraktan versek diyorum, çok makbule geçecek hocam. Haşa. Dünya malı dünyada kalır evladım.
o altın dediğin benim ahirette ne işim ya? Yaramaz. Amellerimizden başka neyimiz var götürecek ahiret yurduna? Şimdi hocam, eğdik. Müsaade. Buyur. Hamdolsun. Bizim gözümüz ne altındadır ne de gümüşte. Dünya hayatı zaten hep bir oyun, hep bir vakit geçirmedir. Zahidin kıblesi, kerem sahibi Allah'tır. Tamahkarın kıblesi, altın torbası. Yemin ediyorum çok güzel konuştunuz hocam. Kusuruma bakmayın. Benim danalığım. Estağfurullah. Ben artık kalkayım. Öyle mi? Tamam. Buyurun. Selametle berhudar olayım. Güle güle hocam. İzzu devletle inşallah. İnşallah. Çaycı kardeşim, bana bir demle çay verir mi? Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Kardeş, kusura kalma. İstemeyerek bulak misafiri oldum da hocayla konuşmanıza. Ya, hocanın definenin yerini söylediği doğru mu? Doğru mu? Ne demek doğru mu kardeşim? Onun adı Zinhar Hoca. Ona boşuna Zinhar Hoca dememişler. Şakadan hak söyledi definenin yerini, biliyor musun? Benim de söylemesi ayıp bir define işim var. Elimde harita olmasına rağmen bulamadım hala yerini. Acaba sen hocaya benim için aracı olup da bir konuşturur musun beni hocayla? Acaba sen kendin niye konuşmuyorsun hocayla? Ha? Anladığım kadarıyla pek kızıyor hoca efendi böyle şeylere. Şimdi bir kızdırırsak söyleyeceği varsa da söylemez. Bakalım. Düşünelim. Kaç para istersen veririm. Hatta defineyi bulursam yüzde bile veririm. Ocağına düştüm beyim. Yardım et. Ben önce şekeri çayıma koyayım. Karıştırayım. Hoca efendinin evi yok mu? Niye bu ağacın altında buluşuyor bizimle? Yok. Hoca efendinin evi yok. Ya Cevat emmi sen ne alem adamsın ya? Bütün alem hoca efendinin evi. Dağ, taş, toprak, ağaç hiç fark etmiyor. O nerede isterse orada yaşıyor, orada uyuyor. Anlıyor musun? Kendi ses etme. Selam aleyküm hoca efendi. Aleyküm selam da. Beni uğursuz bir dünya işi için niye rahatsız ediyorsun ki? Aman hocam, estağfurullah. Uğursuz olduğunu da nereden çıkarayım? Ömrünü helayla mutfak arasında geçirmiş olan bu fani adam... Sana diyorum. ...uzun zamandır arayıp da bulamadığı gömü için senden yardım istemedi mi? Abo, görüyorsun nerede nasıl da biliyor. Nereden bildiniz hocam? Kimi zevk işretti, kimi saz beşarette, kimi bela ve mihnette. Dün olmuş günler gördüm. Sayın hocam, bir defalığına da olsa şu güzel abimizin bak yüzü hatırı için yani... ...yardımı halinize esirgemeseniz, size yemin ediyorum kendisi fahru zaruret içerisinde kıvranıp duruyor, biliyor musun? Hayırlı bir iş için olsaydı... Belki yardım edebilirdim ama böyle fani bir iş için asla yardım edemem. Hocam, makamınıza geldim, yüz vurdum. Allah rızası için şu fakirden yardımlarınızı esirgemeyin, ne olur. Yüz vurdu adam yani. Hala Allah rızası için dedin. Lakin ilk ve son defa. Elbette hocam, elbette. Su getirdiniz mi? Getirdik, getirdik. Geç
efendi, senin bir tarlan var mı Seyhan kenarında? Evet, var hocam. Âlâ, pekâlâ. Peki, tarlanın kenarında da bir ev var mıydı? Evet, var. Güzel. Öyleyse o evin şimali tarafına sırtını verip 100 adım sayacaksın. 100. adımın altını kazıp aradığın şeyi orada bulacaksın. İnşallah. Allah sizden razı olsun hocam. Allah ne muradınız var. Tamam, tamam. Allah size git. Gidin eve. Ben hemen gidip kazmaya başlayayım. He, hadi bakalım. Cevat abi, unutma. Sırtını şimala veriyorsun. Hadi. Şimal neresi ya? Zalı oğlum. He. Kaç parasını aldın adamın bakalım? 200. Ver bakalım. 100'ünü. Allah bereket versin. Bereketini gör. Çok yoruldun. Ya baba. Hı. Şimdi bu adam senin dediğin yere gidecek, eşecek. Bakacak ki hiçbir şey yok. Ondan sonra ne olacak? Daha iyi ya. Sonra gene bize gelecek. 200 lira daha tokalayacak. Sonra ne olacak? Ondan sonrası Allah kerim zalolu. Allah kerim diyor. Evet.